Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin vel aqibetulil muttaqin. Bugün Türkiye'de çokça tartışılan bir konuyu gündeme alacağız. Biliyorsunuz yıllardır işte İslami finans kelimesi kullanılır. Son günlerde de onun yerine insani finans diye bir kelime kullanıldı. Çünkü e, yapılmış olan bugüne kadar yapılan finansman işlemlerinin finansman derken birisine bir para veriyorsunuz. İşte ev alacak, araba alacak, iş yeri açacak ve bunu ona bir takım paralar veriyorsunuz ihtiyacı olan kişilere para temini anlamına gelen bir Fransızca kelimedir finansman. Onu Türkçeye tercüme ederseniz en doğru tercümesi borç vermektir. Borç vereceksiniz, belli bir süre onu geri alacaksınız. Şimdi finansman ayrı bir iş olarak ele alındığı zaman elbette ki insanlar bu borç verme eyleminden bir kar elde etmek isteyeceklerdir. Borçtan elde edilecek kar da faiz olur. Başka bir şey olmaz. Şimdi bu batıdan gelen bu kelime tamamen faizin en temel kavramlarından bir tanesidir. Fakat son zamanlarda bu finansman kelimesini koruyarak bu işin İslamisi oluşturulmaya çalışılıyor. Yani birisine borç verdiğin zaman ben şimdi para vereceğim size. Paramı riske atmayacağım. Yani param olduğu gibi bana belli bir müddet sonra geri dönecek. Bu arada bir takım kazançlar da elde edeceğim. Ama bu kazançlar İslam'a göre olacak. Dediğiniz zaman bir imkansızı dile getirmiş oluyorsunuz. Öyle olunca ee, ekonomi konusunda şimdi ekonomi diye bir bilim dalı biliyorsunuz oluştu. O konuda yetişmiş olanların tamamı batı literatürüne göre, batıda oluşmuş şeylere, meti terimlere göre, bilgilere göre yaşıyorlar. Şimdi bu insanlara faizsiz finansman dediğiniz zaman şaşırıp kalıyorlar. Şimdi iki iki arasında kalıyorlar. İşte bir tarafta tamam. E, evet, İslamiyet faizi haram kılmış ama e, finansmana da insanların ihtiyacı var. Çünkü bir şartlanma var. Hani, e, öyle bir e, hava oluşturuluyor ki birisi parayı bulacak, bir başkasına verecek, o da hazır parayla iş yapacak, sonra kazandığını bu tarafa verecek. Tabi şey başlangıçta konuştuğu zaman son derece tatlı geliyor. Ey canım benim evim olmasın mı, arabam olmasın mı, benim bir tane projem var, bu projeye destek bulmayayım mı falan gibi son derece makul ve kabul edilebilir gerekçeler ortaya konuyor. Şimdi bugün e, yani şimdi ben bu derste bu şeyde benim esas vermek istediğim mesaj Finansmanın yani Batı anlamındaki ya da Türkiye'deki bugün ekonomistlerin zihnindeki terim anlamıyla finansmanın İslamisinin olamayacağıdır. Çünkü birisine para verirsiniz. Onun riskine katlanmazsınız. Sonra onu belli bir müddet sonra geri almak şartıyla verirsiniz. Ondan dolayı da bir şekilde bir menfaat sağlamaya çalışırsanız bu menfaatin adı faizdir. Ne kadar evirip çevirseniz de sonu bu nokta bu noktaya gelir. Yalnız şimdi şey var biliyorsunuz. <laughs> İmtihan bilgi imtihanı değil. Bunu sık sık tekrarlıyoruz. İmtihan <laughs> dünyevi menfaatlerle Allah'ın emirleri arasındaki tercihte. Ahireti mi tercih ediyorsunuz? yani Allah'ın emirleri mi sizin için birinci sıradadır yoksa sizin menfaatleriniz mi şimdi insanlardan hiç kimse dindarlığı bir başkasına kaptırmak istemez ateistler de buna dahildir. Eğer ateist tanıdıklarınız varsa takip edin. Göreceksiniz ki onların her birisi kendisini dindar sayar ama sadece onun din anlayışı var. Çünkü Allah'a inanmamak mümkün değildir. Bu kainatı Allah yapmıştır. Kendisini Allah yaratmıştır. Düzeni Allah koymuştur. Ama bütün mesele dinin emir ve yasaklarını nasıl dışlarım? Birisi tümüyle dışlıyor. Birisi de yok can ne demek? Bu din başımızın üstünde, üstünde Allah ne derse odur diyor ama işte aması geliyor. Arkasından bakıyorsunuz ki bir şeyler oluyor. Şimdi e, Allahü Teala faizi en ağır yasaklardan yapmıştır. İşte Bakara suresinin 275. E, Ataşı 275 değil de 279. ayetinde diyor ki feillem tefalu yani faizcilikten vazgeçmezseniz Feden bu bir harbi min Allah ve Rasulü Allah ve Rasulü tarafından açılmış bir savaşta savaşın içinde olduğunu bilin, Olduğunuzu bilin. Ve intubtun, falakum ruus emvalikum. Eğer tövbe ederseniz verdiğiniz ana mallar sizindir. Yani bir yerde finansman yaptıysanız kaç lira verdiyseniz onu alırsınız, daha fazlasını alamazsınız. Verdiğini alırsın. Deniyorsa. Yüzde kaça, kaça, kadar faizcilik caizdir Kur'an-ı Kerim'e göre? Yüzde sıfır. Bu kadar. Daha yukarısı yok. Trilyonda bir de olsa olmaz. Efendim oranlar düşük falan filan hayır. Eğer ne diyor? Faizcilikten vazgeçerseniz ana malınız sizindir. ondan sonra La limun ve la tavdilimun. Ee, yani Allah ve Resulü fe illem tefhalu fe bi ve Resulü. Eğer faizcilikten vazgeçmezseniz Allah ve Rasulü ile savaş, savaş içinde olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz anamalınız sizindir. Ne zulüm edersiniz ne zulme uğrarsınız. İşte öpen bugün enflasyon var falan filan deniyorsa bak eğer paranın değer, ka değeri kaybolmuşsa hala rakam olarak alıyorsanız zulme uğramış olursunuz. Çünkü bugünkü kağıt paranın hiçbir reel gerçek bir değeri yoktur. Yani şimdi bir şöyle bir, bir kağıt alıyor. Üzerine 10 yazıyor, 10 lira oluyor. 100 yazarsa 100 lira oluyor. 1000 yazarsa 1000 lira oluyor. Yani bir sıfırla 10 katına zaten kağıdın kendisinin değeri çok azdır yani şey değil. Eğer üzerinde rakam yazmasa, insanlar ona para demese hiç kimse onun yüzüne bakıp almaz süpürülüp çöpe atılır. Kimsenin bir işine yaramaz ki. Bir tane çikreti bile saramazsınız ona. Şimdi mesela şeyde çocukluğum, çocukluk hatıram olduğu için unutmuyorum. 50'li yıllarda rahmetli babam bize binlikler gösterirdi. Bin lira. Mesela derdi ki bak şundan 15 tane, 16 tane olursa bu bulunduğumuz binayı alırız. Koskoca bir bina. Binlik. Çünkü o zaman niye gösteriyor? Binlik herkeste yok ki. Çok az insanlar da var. Peki o binliklerden bugün şurayı dolduracak kadar olsa ne işimizi görür? Bir değeri var mı? Ancak yapacağımız şey şu, bir çöpçü çağıracağız, bunu al da götür ve hurdaya sat diyeceğiz. O kadar. Başka bir şeysi yok. Çünkü hiçbir gerçek değer yok. Ama onun yerine o binliklerle kıyas kabul etmeyecek kadar bir çeyrek altın olsa, bugün de değerli, dün de değerliydi, yarın da değerli. Hiçbir zaman kaybolmaz. Çünkü o değer kendisinden kaynaklanıyor. İşte değer kendisinden kaynaklanmıyorsa, bugünkü parada olduğu gibi, ne haksızlığa uğrarsınız, ne haksızlık edersiniz dediğine göre Allahü Teala o zaman aradaki değer kaybını isterim. Niye? Kardeşim ben sana o zaman bin lirayı verdiğimde ya da işte rahmetli babamın söylediği gibi on beş bin lira verdiğim zaman bura gibi koskoca bir bina satın alabiliyordum. Ben o zaman sana bu kadar satın alma gücünü vermiştim. Sen de bana o kadarını ver deme hakkın doğar. O zaman enflasyon, şey, ne, ne haksızlığa uğramış olursun ne de haksızlık yapmış olursun. İşte enflasyonun ayeti de burada. Allah-u Teala hiçbir şeyi eksik bırakmış değildir. Şimdi, peki karşı taraf ödeyemiyor ama ne yapayım? Ee, şey var, e, e, evini teminat olarak vermişti bana, evini satayım mı? E sattı, sokakta kalacak adam. Satamazsın, kusura bakma. Bu adam hayatını devam ettirmek zorundadır. Ha şu olabilir, B büyük bir evdir de, yani onu onun yerine küçük bir eve yerleştirmek şartıyla sokağa düşürmemek şartıyla olabilir. O büyük evsatlılar aradaki şey de değer farkınız siz alacağınıza karşılık alabilirsiniz. Şimdi Allahü Teala burada şunu söylüyor. Ve en kadru usratin fe naziratu la Eğer faizci e şey e borçlu darlık içerisinde ise genişliğe çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Rahatlamasını bekleyecek. E o kadar bekleyebilir. Bekleyeceksin kardeşim. Bu insan bu yaşamak zorundadır. Bekleyeceksin. Allah böyle diyor. Ve en tasaddaku hayrun lekum onu sadakaya saymanız sizin için hayırlıdır. Yani sadaka da zekat. Bizim biz zekat diye anladığı şey şey yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bizim zekat dediğimize Kur'an sadaka der. Yani mesela şeyde Enfal Enfal suresi değil mi? Yok, Bade, Tevbe suresi. Tevbe suresi. 9. sure 60. 60, 60. ayet. 60 Tevbe 60. ayette 9. <laughs> surede innema sadakatu diye başlar lil fukara vel mesakin. Sadakalar yani zekat siz alacağınız zekata sayabilirsiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu kadar ağır yasağı olan faiz ne hale gelmiştir tarih içerisinde? Onu bak ben size şu şeyden okuyayım. Önce yani hiç sağa sola gitmeye lüzum yok. Elim, ben elimdeki mealden okuyayım. Bakayım ne anlayacaksın. Diyor ki faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Şey, şeytanın çarptığı kimsenin nasıl kalktığını göreniniz var mı? Kalkarlar bakıyor ki dünyada yok ediyorlar ahirette kabrinden kalkar. Ahirette kalkıp da kabrinden kalkanın bana bu dünyada ne ne örnek diyor olacak. Görüyor musunuz? Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Alışveriş faiz. Alışverişle faiz birbirine benzetilebilir mi? Faiz neye faiz deriz? He? Servet Hoca neye faiz diyoruz? Ver, verdim sana 100 lira. 110 lira alırsam aldığım 10 liraya faiz denir. Alacağım o 10 liraya o 10 lira fazl fazlalığın alışverişle bir benzerliği var aynı şeyi verdiniz, aynı şeyi aldınız. Farklı fazlasıyla. Hayır, aldığım, aldığım 10 lira faiz. Evet. Ama ben alışveriş yaptığım zaman öyle bir fazlalık mı alıyorum? He? Ben şimdi şu kitabı size sattım. 10 lira, 10 lira bana verdiniz. Şimdi aldığım o para faiz mi? Şimdi bakın. Daha ayetin mealinde neler var? ki burada erriba bir işlemdir. Bey de bir işlemdir. Diyeceksiniz ki alım satım da tıpkı faizi işlem gibidir diyorlar. O zaman oldu değil mi? Şimdi faizli işlemde ne oluyor? Ben sana 100 lira veriyorum. Karşılığında 110 lira istiyorum. Bu bir alma verme işlemi değil mi? Evet. Mübarele. Tamam. Hadi mesela diyelim ki şurada şey yapalım. Bak. Ben size mesela şunlardan iki, şu üç tane al. Sana iki tane verdim. E, üç ay sonra bana üç tane vereceksin. Tamam mı? Aldığım bu iki tane, verdiğim iki tanenin karşılığı. Bu ne? Karşılıksız. Karşılıksız olduğu için adına faiz deniyor, riba deniyor, faiz deniyor. E peki, ben şimdi bu kitabı versem de bunları para kabul edelim istersen al. Ben bu kitabı sana verdim. Bir, e, mesela peşin versem bundan dört tane, üç tane istiyorum. Dört tane. Yani dört, dört tane istiyorum peşin <laughs> verdiğin zaman. E ver bakayım peşin ver dört tane. ha. Peki şunlarla bunun arasında bir eşitlik var mı? Ya da eşitsizlik, ya da eşitsizlik var mı? Ama verdiğim yüz lirayla aldığım yüz lira arasında eşitlik var mı? var. E 110 dediğim zaman eşit eşitliği bozan fazlalık. Ya alım satım başka bir şey, faiz başka bir şey. Ama ama şeylerin önce zihinleri kelimelerle karıştırırlar. Bakın burada riba kelimesine faiz anlamı verilir mi? Verilir. Yani riba isim olarak Arap dilinde faizdir. Ama Burada isim, bey isim değil ki bey bir işlemden bahsediyorsunuz. Bey bir işlemse onun, üzerine, onun, onun, yanında zikredilen şeyin de işlem olması gerekir. E riba işlem manasına da gelir A Arap dilinde. E şimdi bunu bunu düşün, düşünüp de bilmiyorum Servet Hoca sen hiç rastladın mı böyle böyle bir farkı ortaya koyan birine rastladın mı sen bir şey ben tefsirlerde hiç rastlamadım. Fıkıh kitaplarında da rastlamadım. Aslında var. Fıkıh kitaplarında çok böyle küçük de olsa temas ediliyor. Yani fakat, bir, fakat fıkhı... üzerinde durulmuyor. Mesela İbnül Hümam'da. Ha, İbnül Hümam çok Kadir. bir adamdır. Orada ee, diyor ki mesela اَحَلَّ bey ve وَحَرَّمَ riba, Harrame ifadesi kulun fiiline taalluk etmesi gerekir. Kulun fiiline taalluk edebilmesi için o ribaya, ribaya ezziyade yani maslar manası vermek gerekir diyor. Fakat sadece bunu dedikten sonra yine klasiğe dönüp anlatmaya devam yani ediyor. Dedikten sonra bir örnekle anlatması evet. lazım. Dolayısıyla hemen oradan atlar geçersiniz, şey yapamazsınız. Ezziyade dediğiniz zaman da fazla olan kısım demek olur. Gene tam olarak olayı ortaya koymak. Fazlalaştırmak. Tezid yani. Ezzaid değil Ha, O manada. Evet. Onu da şey yapmış neyse. Ziyade, fazlalık anlamına da gelir çünkü. Şimdi, şimdi burada, bak devam ediyorum. Oysa Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır. Şimdi, bakın faizi işlem demediğiniz an siz eğer ekonomiden anlıyorsanız burada ne anlatıyor ya kardeşim dersiniz? Hani karla faizi karşılaştırırsa anlamdır, anlarım. Ama bu da faizle alışverişin ne benzer tarafı var ki karşılaştıralım ya. Yani. Elmalarla armutları kıyaslıyorsunuz. Bu olmaz ki. Dolayısıyla şey de bak mesela ayette "Ellezine yekulun er-riba el la yakumun illa kama yakumul ladhi yatakhabbatu eş min al-mas." İşte faiz yiyenler ve burada o şey verilen mana ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Az önce şey dedim yani şeytanın çarptığı kimseyi nereden biliyor? Hiç göreniniz var mı? Olmayınca ahirette kabirden kalkarlar diyorlar. E o zaman e git de bak gel beş dakika. Şimdi halbuki bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu, bu meseleleri o kadar güzel anlatıyor ki Mesela diyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Kendilerini koruyan kişiler bu Araf suresinin 201 evet 201. ayeti İnnellezine tekav kendilerini koruyan kişiler İza messehum taifu mineş şeytan mes bak şeytandan şöyle bir zihnine bir şey gelse yani böyle bir vesvese gelse Tedekkeru hemen aklını başına alır. Ya Allah şöyle emri diyor diye. Ve idahu mubsirun bakarsınız ki gerçekleri görmüş. Hemen ilgili ayeti düşünür. Allah ne demişti ya? Hemen gerçeği görür ve şey yapar. O zaman messe şeytanın çünkü şeytan kelimesi de geçiyor. İnsanın aklına getirdiği bir takım fikirler, duygu ve düşünceler. Ellezine yekulun faiz yiyenler <laughs> faiz yiyenler derken işte bugün para babalar diyeceğiz ya da işte bankalar ya da faizciler diyeceğiz tamam. La yakumun ya ikame işi devam ettirmek yani hayatlarında yaptıkları şudur. İllake maykumul ladhi takhabbutu'ş şeytan min. Takhabbut kelimesi de şöyle bir ağacı sarsmak gibidir. Şeytanın dokunup adamın aklını sarstığı aklını çeldiği kişinin davranışı gibi davranırlar. Çünkü artık bunlar da şeytanlaşmışlar. Neden öyle davranırlar? Şundan dolayı. Dalike bi ennehum kavlinne mel bey'u Bundan şundan dolayı. Alım satımda faiz gibi. Ne farkı var kardeşim? Ne farkı var? Yani sen peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya satamıyor musun? Satıyor. E tamam ben de 10 liraya 11 liraya satıyorum bir ay vadeli. O kadar. Kardeşim ben bir mal alıyorum ve ihtiyacımı karşılıyorum. Ama sen para verip para alıyorsun. Para vücuttaki kan gibidir. Sürekli dolaşımda olması lazım. Ama sen bana 10 lira verip 11 lira alıyorsun. Ama ben şimdi piyasada para üretemeyiz ama mal üretebiliriz. Ben bunu aldığım zaman bir şeyden satıcıdan 10 da alsam, 11 adı alsam ikincisini üretme imkanları ortaya çıkar. Üçüncüsü, beşincisi. O üretim olduğu zaman, çünkü o, 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 o ben ona 10 on lira veririm bir adama. O mesela kitap almışsa işte 10 lira demeyelim de hadi 10 bin lira diyelim. Biraz yuvar, şey, biraz daha rakamı yükseltelim. İşte şu kadar kitap aldık. O tutar, kağıt aldığı yere para verir. İşçisine para verir. O parayı yani Ondan sonra kendi bir takım masrafları için verir, e, toptancıya verir, şuraya verir, buraya verir. Derken o paralar kanın vücutta dolaşması gibi dolaşır, kimin yanına giderse onun işini görür. Ama faizci benden parayı aldığı zaman, şimdi bugün bankaları düşünün, kasasında tutar. Milletten önce parayı toplar, sonra depo eder, ondan sonra da piyasaya her verdiğinden daha fazlasını alarak sürekli vücuttan kanı eksiltmek gibi. Öyle ki, öyle ki artık kılcal damarlara kan gitmemeye başlar. Hücrelere efendim ihtiyaç duyulan oksijen ve gıda maddeleri gitmemeye başlar. El ayak soğumaya başlar. İş yapamaz hale gelir. Piyasa felç olur. İşte burada Diyor ki bunlar öyle alım satımda tıpkı faiz gibidir derler. E tamam görüntüsü benzer doğru. Çok affedersiniz zina eden kişiyle en yani evlilik dışı ilişkiyle evli evlilik evli kişilerin ilişkileri arasında bir fark var mı? Aynı şeyi yapıyor ikisi de. Ama birisi arkasız bir bir onun bütün sorumluluklarına katılıyor. Çocuk olduğu zaman o çocuk olsa da olmasa da fark etmiyor. Zevkimi aldım hadi git demiyor. Yani bütün sorumluluklar, hukuki sorumluluklarına, sosyal, ekon, her türlü sorumluluğuna katılan öbüründe ben ilgilendirme. Sen ister bat ister batma. Ver bakayım şu, sen benim teminatımı. Ben, ben, zamanı geldiğin zaman onu satarım, alırım karşılığım Sen istersen ne yaparsan yap. Yani sen hiçbir sıkıntına katlanmam diyor. İşte evlilikte, evliler birbirlerinin sıkıntısına katlanıyorlar. Hukuki bir birliktelik oluşturuyorlar. Onun için Allahü Teala onu her herar yapıyor. Ama öbürleri hiçbir şekilde sadece bir zevklerini alıp gidiyorlar. Erkek zevkini alıp gidiyor. Kadın da hamile kalırsa hayatı bitiyor yani orada. Çok ciddi anlamda bir sıkıntıya giriyor. Şimdi ve dolayısıyla toplumlar bitiyor. İnsanlık bitiyor falan. İşte şeytan şeytani bir şey ifadeyle böyle söylüyorlar. İşte bugün de bakıyor bakın görüyorsunuz. Allahü Teala burada çok açıkça alım satımla faizi faizi işlemler birbirinden ayırmış mı? Bak alım satım helal, faiz işlemler haram. Demek ki faizli işlemler alım satım değil. Faizli işlemler alım satım olsa helal kapsamına girer değil mi? Çünkü alım satımda iki farklı değeri değiş, değiştirirsiniz. Fakat tarih içerisinde İslam aleminde o kadar büyük yanlışlar ortaya çıkmış ki bugün fıkıhta faiz alım satımın bir alt başlığı değil mi Servet Yani ve alım satım diye şey yaparlar. Faizi alım satım diye anlatırlar. İslam alemi ne hale gelmiş? Yani ben bunlara mecazen İslam alemi diyorum. Dışarıdakiler öyle dediği için. İşte bak Allah'ın ayetini ne hale getirmişler görüyorsunuz. Mealler. Şimdi dolayısıyla bugün evet gerçekten bu, bu ekonomiyle ilgilenenler işlerinde çok az istisnalar var kendilerine nasıl öğretileni anlatıyorlar. Çünkü gerçek hayatta bir alakaları yok. Hiçbir zaman mal alıp mal satmamışlar. Bir mal ve hizmet üretmemişler. Hep kendilerine ezberletilen şeyi real şeyler zannetmişler. Decam şu şöyle olsa böyle olur, öyle olsa böyle olur. Hep hayallerle oluşturulmuş bir yapı yapının üst e, üstatları olmuşlar. Konuşuyorlar. E bizim sanki bizim fıkıhlar farklı mı? Bak Allah alım satımı haram, şey helal, faizi haram kıldım diyor. Hangi mezhebin kitabına bakarsan faiz alım satımının alt başlığıdır değil mi? Belki sen şimdi bir ara bir çalışmıştın. Faizi doğru dürüst ter tarif eden bir mezhebe rastladın mı? Şimdi faizin başlayayım mı? Başla. Şimdi faizin tanımı meselesi zaten bu finansmanla ilgili dersin başında da ifade edildiği üzere finansmanla ilgili bütün bu o zihin karışıklığının temelini oluşturuyor. E nitekim ayeti kerime zaten bunlar faizle alım satımı birbirine karıştırırlar diyor. Yani bunun bir aslında bilinçli bir yöntem, bir uygulama, bir... Ee, algı, o, operasyonu, farklı farklı. algı operasyonu, algı operasyonu, algı operasyonu yapılmış ve bu evet. devam hala devam ediyor. Ya bakın me bakın meallere girmiş yani artık. Buyurun. Evet, burada yani Müslümanların çok dikkatli olması gerektiğini Allah Teala ta baştan itibaren bizlere bildiriyor. Fakat şeye baktığımız zaman e bizim faizin tanımı ile ilgili ve dolayısıyla faiz tartışmalarına baktığımız zaman Gerek bizde yani İslam tarihinde gerekse Batı'daki tarihte faizle ilgili süreçte hep bir e, kedinin yavrusunu yemek için fareye benzetmesi örneğinde olduğu gibi faizi o bulunduğu konumdan çıkarıp işte alım satımın bir türü haline getirerek onu uygulama çabası içerisinde olduğu görülüyor ve nitekim fiiliyatta da bu olmuş. Şimdi neden böyle diyorum? Mesela faizi özellikle batıdakiler meşrulaştırırken şöyle diyorlar: Faiz birikimcinin tasarrufcunun sermayesini kullanmaktan belli bir süre fedakarlıkta bulunması ve dolayısıyla bu süreçte sermayesini bir diğerine kullanmak üzere vermesi karşılığında katlandığı fedakarlığın bir mükafatıdır. Evet. Yani Batı'daki bütün bu bildiğimiz iktisadın babalarının tanımlarının tümü bu noktada birleşir. Dolayısıyla çok güzel böyle adeta insanın gözleri yaşaracağı bir şekilde bir faiz tanımı yapılır. Hatta sadece faiz değil üzerine bir de o insanlara minnet temennada bulunmamız gerektiği adeta kelimelerin içerisinde yatar, gizlenir. Oysa ve itiraz edenlere de şunu derler, yani siz niye itiraz ediyorsunuz? Eğer insanlar birikimde bulunmasa, tasarrufta bulunmasa, aldığı bütün paraları hemen harcıyor, parman savursa yese daha mı iyi? Ya bir tarafa biriktirir, biriktirdiği bu parayı işte birilerine de veriyor. Dolayısıyla yüklü miktarda sermaye gereken projeler, bu biriken sermaye ile işte hayata geçirilebiliyor. Hele bu işi de bankalar yapıyor. Bankalar işte asimetrik bilgi e, problemini çözüyorlar. Yani e, kimin paraya ihtiyacı vardır yahut da kimde para vardır yahut da kim kredibilitesi iyidir, kimin projesi e, gerçekleşebilir yahut da gerçekleşemez, kim risklidir kim iyi niyetlidir, kötü niyetlidir bunları bireylerin bilmesi mümkün değil. Bunu ancak bankalar uzmanlıkları sayesinde ve istihbarat ağları sayesinde bu işi gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla niye itiraz ediyorsunuz? Yani ne güzel bir hizmet sunuluyor işte. Tasarrufçu tasarrufta bulunuyor, yemiyor, tüketmiyor, bir tarafa biriktiriyor. Ee, banka bu aradaki e, irtibatı sağlıyor, güzel bilgiler topluyor, insanlara paraları e, ilgili yerlere, olması gereken noktalara kanalize ediyor. E Dolayısıyla ne güzel bir şey. Niçin buna itiraz ediyorsunuz diye de bir de karşı argümanlar geliştiriyorlar. Oysa mesele şu, yine bu batılıların e, iktisadi, işletme, finansman teorileri içerisinde e, finansmanın yahut da herhangi bir projeye para yatırmanın yahut da para bulmanın çok farklı yöntemleri de var. Malum işte öz kaynakla finansman deniyor, yabancı kaynakla finansman deniyor. Bu diğer yöntemler de aslında aynı fedakarlıklarla veya aynı e, iyi niyetli işte çalışmalarla olabiliyor, olması gerekiyor. Dolayısıyla burada soru şu, bir insan parayı biriktirdi gerçekten, parayı topladı yahut da banka parayı topladı bir şekilde. Bu parayı karşı tarafa projelerin hayata geçirilebilmesini de çok arzu ediyor iyi niyetli varsayalım. İlla Sadece tek bu sermayeyi aktarma yöntemi faiz şartlı borçlanma mıdır değil midir? Bunun başka yolu yok mu? E, nitekim tarihi sürece bakıyoruz var. E, o ya, zaman zaten, bu zaten zaten adam aldığı parayı reel bir şekilde kullanmazsa o paradan hiçbir şey olmaz ki para hiçbir işe yaramaz. Ne 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 onu tabağınıza koyup yiyebilirsiniz. Ne çorba olur, ne elbise olur, ne ayakkabı olur, ne ev olur, hiçbir şey olmaz para. Ama insanlar şu yemiyor. Halbuki yiyebilir. Biner, gezer, tozar, Hayır, yer, içer. Biner, gezer, parayı harcar. Parayı harcadığı zaman o bindiği arabanın sahibi birtakım işler yapacaktır. Parayı har harcamak çok önemli bir şeydir. Yani bu Para bir bir kişiyle kaldığı zaman o çok ciddi sıkıntı meydana getiriyor. Yani bunlar hepsi birer alıntı operasyonu yani başka bir şey değil yani insanları kandırmak için yani böyle çok güzel şeyleri göstererek asıl yapılanı gizlemek. Ya tamam kardeşim mesela o 2008 krizinde Almanlar çağırmışlardı beni orada onlara şunu söyledim sizde dedim. Ekonomik kriz yok. Sizde bilgi krizi var. Siz dedim mal ve hizmet üreten bir devletsiniz. İnsanın ihtiyacı mala ve hizmetedir. Hanginiz sabahleyin tabağına para doldurup da yiyor? Hanginiz şey gibi fındık gibi cebine bozuk paralar doldurup ağzına atıyor? İnsanın paraya ihtiyacı yoktur, İnsanın mal ve hizmete ihtiyacı var. Bu varsa kriz olmaz. O zaman bu, bu para vücutta rahatlıkla dolaşan, hiçbir engele takılmayan kan gibi olması. Damarın herhangi birisinde tıkanıklık olduğu zaman o tıkanıklığı açacaksınız. Dolayısıyla birisine, bir hücreye verdiğiniz kanın biraz fazlasını isterseniz hücre kan üretemez üretemediği için de sağdan soldan çalmak zorunda kalır. Bir müddet sonra ücretlere kapanır. Ya sizin ekonomimiz böyle. Onu uzun uzun anlattım. Şimdi burada çok ciddi bir algı operasyonu var yani. Ama buna niye, neden ihtiyaç duyuyorlar? Neden? Çünkü bir insanın fıtratı faizi kabul etmez. yani ben sana para vereceğim, yatacağım, sen gece gündüz çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. O çalışmanın sonunca kar mı edeceksin, zarar mı edeceksin belli değil. Ama benim kar edeceğim kesin. Beni ilgilendirmez. Sonra borcunu ödeyemedin mi? Tamam kardeşim gel çaresi var. Ver şey, şey getir. Senin 1100 lira mıydı borcun? 1200'e çıkaralım. Teminatını artır al. Ondan sonra hadi bakalım 1400'e 1500'e bir müddet sonra baktığınız adamın elinde yani avucunda ne var ne yok gitti. Burada bu insan kendini haklı göremiyor. Fıtratına ters. Bir yerde kendisini haklı gösteremiyor. Onun için bu, bu tür insanlar kolay kolay insanların içine çıkamazlar. Bir de Batı dediğimiz zaman inanç açısından ne aklınıza gelir? Yahudi ve Hristiyan, değil mi? Peki Yahudilikte, Hristiyanlıkta faiz helal mı? Mi? Söyler misin şey? Oku bakalım. Hadi. Yahudilikte Yahudi hukukunda faiz 613 mitzvadan yani emirden bir tanesi olarak yasak. Ancak Yahudiler bu yasa kapsamı ile ilgili bir takım yorumlara gitmişler demişler ki bu kapsam Yahudilerin kendi arasıyla arasındaki ilişkilerle ilgili bir yasaktır. Dolayısıyla bir Yahudinin başka bir Yahudiden faiz karşılığında borç alması veya faiz karşılığında borç vermesi her ikisi de yasaktır. Her ikisi de Tevrat'ın metnine göre yasaktır. Yani faiz karşılığında borç vermek de faiz karşılığında birinden borç almak da her ikisi de Tevrat'ın metnine göre yani Toran'ın metnine göre yasaktır. Ancak bu yasak Yahudi olmayanlara e, karşı olarak hafifletilmiş. Demişler ki Yahudi olmayan birisi söz konusu olduğu zaman bu kişiden faiz karşılığında borç almak da serbesttir. O kişiye faiz karşılığında borç vermek de serbesttir demişler. Ve tabi bunu yaparken ee, şunu söylemek lazım. Tevrat'ın metni içerisinde Yahudi olmayan bir kimse ya bir yabancıya faiz karşılığında borç verileceğine dair net bir ifade yok. Ee, bunu çıkartırken nasıl yapıyorlar? Bunu çıkartırken bir takım e, ibareler üzerinden kıyas yoluna gidiyorlar ve içtihat yaparak aslında bu hükmü çıkartıyorlar. Yani bir yabancıya bir e, İsrail oğullarından olmayan bir kişiye faiz karşında borç verileceğini bazı ibareler üzerinden kıyasla bunu yapıyorlar. Özellikle faiz yasağının geçtiği ibarelerde kardeş kelimesinin çokça kullanılmış olması, yani İsrail oğullarından bir kimsenin e, orada işin içerisine katılmış olması ve başka bir e, Tesniye kitabında bir ibare daha var. E, oradan bir kıyas yapıyorlar. Oraya ben girmiyorum çünkü oraya girdim çok uzayacak mevzu. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi neşek kelimesi olarak e, faiz kelimesi Tevrat'ta geçiyor. Bu neşek kelimesini şöyle yorumluyorlar. Bu kelime İbranice'de ısırık anlamına geliyor Ve bir yılanın ısırması olarak bu yorumlanır. Nasıl ki bir yılan bir insanı ısırdığında onun zehri vücuda girer ve vücudun içerisinde bir takım zararlara yol açar, kişiyi felç eder ise faiz de aynı bu şekilde toplumun içerisine girdiği zaman orada bir takım sıkıntılar meydana getirip toplumu felç edeceğinden dolayı faize toranın özellikle neşek kelimesini kullandığını söylüyorlar. Yani Allah'ın bu kelimeyi özellikle seçtiğini söylüyorlar. Yani o ısırılan yerle sınırlı kalmaz. Evet yani bütün vücuda zehrin yine, yayılması. Burada da yine faizin şimdi sadece bir fark olarak değil bir eylem olarak da. bakın evet, uygulaması ısırma eylemi, evet. eylemi. Evet. Zaten bir, biraz bir, sonra bir, şey, evet. Servet Aha. Hoca anlatacak şimdi evet. o ısırılan yerle sınırlı kalmayıp evet. Bütün toplumun vücudunu nasıl zehirlediğini inşallah Servet Hoca'dan biraz faizin sonra dinleyeceğiz. Faizin zararlarından evet. uzadı uzadıya bahsediyor Yahudiler çok zararlı olduğundan faizin. Ancak tabi Yahudi olmayanlar için içerisine girinde oraya cevaz verdikleri için bu kadar zararlı bir şey nasıl olur da genel bir hüküm olmayıp özel, hususi olarak bir yasak olabilir. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Özellikle burayı okumak istiyorum. Tabi Tevrat metni değil o. Şimdi onların açıklamasını ben okuyacağım. Evet, yani bu, açıklaması. bu cevazı verirken nasıl bir yoruma gidiyorlar. Bunun yanında faiz, kendi içinde bazı sorunları olmasına rağmen tamamen kötü bir şey değildir. Vay. Bu e, Devarim kitabı, Tesniye kitabının yorumu. Onların kendi yazdıkları yorum. Birçok insan ihtiyacı olan kişilere borç vermek için bir neden görmez. Ve faiz bu konuda onları e, hiçbir neden görmez ve faiz bu konuda onları motive edebilir. Başka bir deyişle faiz her ne kadar ihtiyacı olan kişiye bir yük anlamına geliyorsa da birçok durumda o kişi bu yükü memnuniyetle kabul edecektir. Zira paraya ihtiyacı vardır ve mantıklı bir zaman içinde onu faiz ile birlikte geri ödeyebilecektir. Günümüzde çok geniş bir şekilde görüldüğü gibi tarih boyunca da faiz konusu canlı ekonominin en önemli etkeni olmuştur. Tora'da, yani Tevrat'ta faiz almayı bir hırsızlık olarak görmemektedir. Oh. Eğer öyle görseydi Yahudi olmayanlardan herhangi bir şey çalmayı yasakladığı gibi faizi de aynı şekilde yasaklaması gerekirdi. Bunun yanında Tora bu pasukta faiz almanın faiz almamanın burası önemli hocam, faiz almamanın tanrısal bereketle sonuçlanacağını belirtmektedir. Yani faize bulaşmazsanız... Evet, birazdan sonra okuyacağız o karza sen. Evet. E, ilgili ayetleri okuyacağız. <laughs> Tabi elbette ki Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ı tasdik eden bir kitaptır. Tevrat'ın ana metniyle Kur'an-ı Kerim'i karşılaştırdığınız zaman eğer bir takım e, eklemeler falan varsa hemen anlaşılır zaten. Ama onun dışındakiler birebir örtüşür. Şimdi burada e, faizi almamanın bereketsiz şey, ya, bereketsizliğe yani, söylüyor. Aynen, almanın almasın, almanın olur. A, a, ama helal kılmak için de birtakım takım e, oyunlar, üç oyunlar, üçkağıtçılar, üçkağıtçılıklar yaptı, yapıyorlar. zaten bu ibare üzerinden yaptıkları yorum şu. Hı -hı. yani faize bulaşmamak bereket ile sonuçlanıyorsa eğer eğer faizi almak, şimdi ben onların sözleri söylediğini okuyorum. Eğer faizi almak genel anlamda yanlış bir şey olsaydı ayrıca bereket ödülüne gerek olmazdı. He. Allah, faiz almazsan bereketli olur denmezdi yani. Evet. Allah Allah. Şu Tıpkı Tora'nın öldürmeme veya çalmama karşılığında bereket vaadinde bulunmaması gibi. Bunlar genel yasaklar. Bunu yapmadığın takdirde Allah size bereket vaat etmiyor. Ama faiz genel bir yasak olmadığı için bunun karşılığında size ödül veriyor. Bak hiç alakasız şeyler arasında kıyaslamalar yapılıyor. Sonuç olarak faizin temelden kötü bir kavram olduğu söylenemez. Az evvel zehir diyorlardı. Bir sürü şeyler söylüyorlar kendi yorumlarında. Evet, zehirdi. Bütün vücudu zehirler ama söylenemez diyor şurada. Bugün de aynı şey söylemiyorum yani kendi Müslüman sayanlar arasında. Yani bu aynı tartışma Batı'da 1300 1400'lerden itibaren Hristiyanlık dünyasında da tartışılmış. Hristiyanlıkta şimdi Tevrat'ta olduğu gibi İncil, onu biraz İncil var mı İncil'e İncil e gelecek yani. misin? Hristiyanlığa ben şey yapmadım. Ha, de, tamam. Da. Hristiyanlıkta İncil e da İncil'e mı? Yok hocam. Bilmiyorum. İncil'de de çok İncil e açık bilmiyor. şekilde Tabii. diyor ki birinden bir karşılık <laughs> beklemek üzere borç vermek olur mu? Günahkarlar da bir karşılık bekleyerek birbirlerine borç verirler diye bir bir ayet var İncil'in. Dolayısıyla yani bir karşılık bekleyerek borç verme işlemini bir günahkarlık eylemi olarak adlandırıyor ve bunun üzerine Hristiyanlık da Hristiyan dünyasında ta 1400'lü yıllara kadar hem kilise tarafından hem de Hristiyanlığın egemen olduğu ülkelerdeki mahkemeler, kanunlar tarafından faiz yasaklanmıştır. 1400'lü yıllardan sonra işte faiz yavaş yavaş ikiye ayrılmış. Birisi demişler ki efendim üretim kredisi için Üretim faaliyetleri için verilen krediden elde edilen gelire interest denir. Tüketiciler için yani ihtiyacı olan bir insana bu ihtiyacını gidermek üzere verilen borçtan elde edilen gelire usury denir. Dolayısıyla Anla, anlamları ne ikisinin? E, işte interest fayda demektir. Yani gelir, usually, gelir sömürü yani. demektir. Evet. Dolayısıyla usury haramdır. Interest helaldir. Yani üretim kredisinden faiz almak caizdir. Tüketim kredisinden faiz almak e, yasaktır diyerek bunu daha da ilerletmişler, gelmişler demişler ki nihayet zaten bankalar genelde üretim için kredi verirler. Böyle tüketmek için birisi gelip bankadan genelde kredi istemez. Dolayısıyla banka kredileri caizdir. E, caizdir ve aynen e, hukuken serbesttir tefeciler daha çok sıkışmış olan insanlara borç verirler ve yüksek e, oranlarda borç verirler, faizli borç verirler. Dolayısıyla tefecilerin e, efendim faizciliği ise haramdır, yasaktır. Getirerek e, Hristiyanlık dünyasında faizi bu şekilde serbest bırakmışlar. Nitekim bugünkü faizli bankaların biz sanıyoruz ki efendim geçmişleri binlerce yıla dayanıyor. Hayır yani hepsi daha dünkü ee, çocuk da yani 1400'lü yıllardan itibaren bugünkü faizli bankalar kurulmuştur. Ondan önce faiz yasak olduğu için bu işi yapanlar bile merdiven altını gizlice <laughs> yapmışlardır müessese olarak etmişlerden sonra değil mi? Öyle yanlış bin, bin, e, bin yani 1000 1450'lerden işte başlıyor. Evet. İşte önce Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa vesaire. Zaten önce küçük bankerlerle evet. başlanıyor. Yani dolayısıyla faiz meselesi aynen e, Yahudilikte olduğu gibi Hristiyanlıkta da e, bir takım kelimelerle, kavramlarla oynanmak suretiyle ve bir de en büyük argümanları da şu, faiz paranın kirasıdır. E şimdi, evet. Peki şimdi faiz paranın kirası, kira dediğiniz şöyle bir ev kiralıyorsunuz, içinde oturuyorsunuz, bir müddet sonra evi olduğu gibi geri veriyorsunuz. Yani bir menfaatinden yararlanıyorsunuz. Bir kendisinden yani, değil mi? Kendinden. Mesela ben bu mikrofonu da kiralayabilirim, kendinden yararlanıyorum. Paranın kendinden yararlanılıyor mu? Para tüketilmeden kendisinden yararlanılabilir mi? Ben kireya tuttuğum bir yeri satma hakkına sahip miyim? Elimden çıkarabilir miyim? Tam bir algı yönetimi. Onun için buna Kur'an-ı Kerim tahriftir. Ama kendi elleriyle yazdıklarını az önce orada olduğu gibi Servet işte Hoca'dan da dinlediğiniz gibi sanki Cenabı Hakk'ın yani sanki dinin emri gibi gösterirler. Bakın şimdi Bakara suresinin 70 78. 79. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ben de 11. sayfa. <laughs> Feveylun lillezine yektubunel kitabe bi eydihim. Kitabı kendileriyle yazan veya yekulune hâze sümme yekulune hâze min indillah. Sonra da bu Allah katındandır diyenler var ya. Yazıklar olsun. Yani şimdi Allah katındandır ne? Şu helaldir, şu haramdır demek. Çünkü helal haram kılacak olan Allah ya. Yazıklar olsun onlara diyor. <messizlik> Feveynül lehum liyeşterü bi temenen kalile bunu yaparlar ki birazcık menfaatleri olsun. Ya bir itibar elde etmek isterler. İşte fetva verirler faize bir şekilde ya da bir menfaat elde etmek ister. Her, her halükarda bir menfaat elde etmek isterler. İster e, mevki makam olsun, ister itibar olsun, ister para olsun. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ o yazdı, elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara, kazançlarından dolayı yazıklar olsun onlara. Peki bunu niye yapıyorlar? Neden işte az önce ayetin meali dedik, Kur'an-ı Kerim alım-satımı ayrı, faizi ayrı saydığı halde şeyt şeytana uymuş bir kişi görünümü verdiği halde alım-satım faiz gibidir denince bütün fıkıh kitapları niye faizi alım-satım alt başlığına koymuşlar? Ve bugün mezheplerin tamamına göre faiz olmayan ama Dünyanın en kolay işleyen faizi bankasını kurmak mümkündür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre değil, Resulullah'ın sözlerine göre değil. O bir tane e, şey almışlar, altımal hadisini ki altımal hadisi alım-satım görüntüsü vermeyi yasaklıyor. Onu kendi kafalarına göre e, şey yapmışlar, merkeze koymuşlar onu. Ona göre faiz tanımları yapmışlar. Dolayısıyla faizin bütün kapılarını açmışlar, ticareti sıkıntıya sokmuşlar. Ticareti ciddi anlamda, anlamda, daraltmışlar. Faizin kapılarını sonuna kadar açmışlar. Bu bizim ticaret ve faiz kitabında bunlar ayrıntılı olarak vardır. Tabi onlara giremeyiz. Peki şimdi niye bunu yapıyorlarmış şeyler? Burada Yahudilerden bahsediliyor Bakara'da. Bakın işte şey ve derler ki لَنْ تَمَسْسَنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Bize ateş dokunsa dokunsa birkaç gün dokunur. Yani cehenneme gitsek gitsek birkaç gün gireriz. قُلْ اَتَّغَلْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَحْتَمْ فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ اَحْتَوُ De ki Allah'tan bir taahhüt aldınız mı? Allah taahhüdünden dönmez. لَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Yoksa Cenab-ı bilmediğiniz bir şey mi mal ediyorsunuz? Peki bizde ne? Dün Diyanet'in hutbesini dinledik değil mi? Resulullah bir şey mal etmişler. Sanki haşa Allah'a savaş açmış gibi. Efendim kim Allah'tan başka ilah olmadığını şahitlik eder. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederse cehennem ona haram olur peki bugün Türkiye'de ben Müslümanım deyip de ben buna şahitlik etmiyorum diyen var mı? Var mıdır? Bulunabilir mi? Evet. E o zaman kardeşim bütün haramları yap. Nasıl olsa cennet garanti. Bütün haramları işle. İşte bu adamlardan ne farkı var? Bunlar, bunlar birkaç gün gireceğiz diyor, bizimkiler hiç girmeyecek. Ve bunu hutbede okuyorlar millete. Yahu Allahü Teala ayet-i kerimesine demiyor mu? Femen haffet mevazinuhu Şeydeydi değil mi? Arafta mıydı? Femmâmen sekulet mevazinuhu Femmâmen sekulet mevazinuhu Fevve fi işetin radiye El kari Birçok birçok yerde değil mi? El kari suresinde doğru. Bir, sure içerisinde tartısı hafif gelen, yani günahı sevabından fazla olan onun anası Haviye. Yani gideceği yer. Ana oturacağı yer asıl asıl şeyi mekanı Haviye'dir. Ve madrake mahiye. Ne olduğunu sana kim söyledi? Narun Hamiye. Sıcak bir ateştir. Tamam. Günahı sevabından fazlaysa oraya gidecek. Şirk günah işlememişse suçunu çe çektikten sonra çıkar. Ama bugün efendim bu böyle olur. Ne olacak dediğiniz zaman yani bu abdestli namazı nice insan demiyor mu ya faizsiz ekonomi yürür mü? E haşa Cenab-ı Hak bilmiyor öyle mi? Sen biliyorsun. Onun için Bakın bu çok dikkatli olmak lazım. Biz imtihanı kazanmak zorundayız. Herkes yanlış yapabilir ama biz asla yapmamamız lazım. Şimdi az önce Vedat dedi ki işte şeyde Yahudilikte çok güzel bir tespit. Aynen bir şey ısırığı gibidir. Yılan ısırığı gibidir. O ısırdığı yerle sınırlı kalmaz. Bütün vücudu şey yapar. Zaten Allahü Teala da ayet-i kerimesinde biz savaştan bahsediyor. Allah ve Rasulü ile savaştığınızı çok iyi bilin. Savaş ne yapar? Yani şeyde Neml suresindeydi. İnnel muluke izâ dahlû qaryatan efsedûha. Melikler bir savaşla bir ülkeye girerlerse o ülkenin düzenini bozarlar. Ve cealû e'izzete ehli ya, mesela işte şimdi Suriye'yi, Irak oraları düşün. Aizete ehliha edille. Oranın değerli insanlarını en değersiz hale getirirler. Ve kederli falan böyle yaparlar. Yani alt üst edilir. S sistem tamamen çökertilir. İşte bugün de faizin ne kadar büyük sıkıntılara sebep olduğunu bütün dünyada biz biliyoruz. Türkiye'de de biliyor. Mesela şeyde son zamanlarda cinayetler feci bir şekilde arttı. Çünkü artık insanlar artık şey yapamıyorlar. Yani kendilerine hakim olamayacak hale geldiler. Faiz öyle bir şey ki ben hiç faize bulaşmasam bile şu içtiğim suyun parasından ben faiz ödüyorum. Şu aydınlandığım şeyden elektriğe giden dolayı faiz ödüyorum. Her şeye faiz ödüyorum. Onun için buna, buna finansman maliyeti derler. Bu konuyu bir servet hocadan dinleyelim. Evet buyur. Evet, şimdi aslında faizin hocamızın da ifade ettiği gibi bizim bütün hayatımızın her noktasına dokunduğu e, yönü işte finansman maliyeti denen şey ve çok da masum bir ifade bu da diğer ifadelerde olduğu gibi. Şimdi bir biz kendimizi şöyle düşünelim izleyenlerimiz de düşünsünler biz sanıyoruz ki bu tür tartışmaları yaparken bunlar bizi fazla ilgilendirmiyor bunlar iş adamlarının, bankacıların hocaların, ekonomistlerin meseleleri diye düşünüyoruz halbuki biz ne yapıyoruz? normal hayatımızı sürdürebilmemiz için mutlaka bir şeyler yiyip içmemiz gerekiyor yani gıda sektörünün birinci muhatapları bizleriz e ikincisi dışarı çıkarken evimizde bir şeyler giymek zorundayız Dolayısıyla tekstil sektörünün birinci muhatapları, en nihai tüketicileri bizleriz. Efendim işte bir yere giderken, gelirken biniyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ulaşım sektörü. İşte telefon ederken konuşuyoruz mecburen iletişim sektörü. Yani kısaca yeryüzünde sanayide, tarımda, hayvancılıkta üretilen bütün malları aslında tüketenler bizleriz. Dolayısıyla bunların karşılığında da biz bir bedel ödüyoruz. Bir şeyler ödüyoruz. Bizden bir para istiyorlar bunu bize satarken. Şimdi peki geriye doğru gidelim. Örneğin şu kitabı biz satın alıyoruz yayıncıdan, basım evinden. Şimdi bu kitabı basmak için yayın evi bir şu malzemeye, kağıdına ihtiyacı var. İki, işte bu işin tekniğini, baskısını beceren uzmana ihtiyacı var. İşte makinelere ihtiyacı var. Vesair bunun bir ham maddesine ve tekniğine, bilgisine ihtiyacı var. Üçüncüsü bunu bastıktan sonra pazarlama, dağıtım vesair bunlara ihtiyacı var. E bütün bunları bir kişinin bizzat kendisinin yapması mümkün değil. Bir de bu işi organize eden, düşünen, efendim deruhte eden bir de yönetim kadrosuna ihtiyaç var. Dolayısıyla bir malın üretiminde çok çeşitli girdiler var. İşte malzeme girdisi, işçi emek girdisi, işte efendim yönetim vesaire, işte pazarlama, dağıtım, enerji çok sayıda girdiler var. Şimdi bu kitabın fiyatını daha sonra tespit ederken bu yayıncı bütün bu girdileri hesaplıyor işçine memuruna yöneticisine ödediği maaşı hesaplıyor, enerjisine maaşı ödediyor, ham, ham maddenin malzemenin e, maliyetini hesaplıyor. En nihayetinde e, bir de bu süreçte kendisi de para da arada işte me mecburen bu işlerin e, sonuca ermesi için belli bir para da oluyor, nakitlere de ihtiyaç oluyor. O nakiti zaten kendi cebinden koyduğu için genelde idealde diyelim öz kaynaklı. Bu işi finanse ettiği için diyelim. Dolayısıyla bütün bunların hesabını yapıyor. Diyor ki işçilik için şu kadar, enerji için şu kadar, ham madde malzemeler için şu kadar, yöneticim için şu kadar, reklam, pazarlama, dağıtım için şu kadar e, fiyatlar tespit ederim. Ben nihayet şu kadar da bana kar olarak bir de vergisini de tabii koyuyor. Şu kadar da bana kar olarak hesaplarsam tamam. Ben bu ekonomik faaliyetimi sürdürürüm ve buna göre kitabı üzerine etiket fiyatını koyuyor. Şimdi bir bu. Bu insan bu kişinin siz kendiniz olduğunu düşünün. Evde yemek pişirdiğinizi düşünün. Çıkıp satacaksınız. Bir hırka ördüğünüzü düşünün. Çıkıp dışarıda satacağınızı düşünün. İşte tarla ektiniz. Tarladan bir takım ürünler elde ettiniz. Bağ bahçeniz vardı. Yahut da araba fabrikanız vardı. ya da şu bilgisayar fabrikanız vardı. Bütün bunları aynı minvalde düşünebiliriz. Şimdi e, bu süreç içerisinde bir finansma maliyeti yok burada. Fakat eğer bu sistem, bu çark aynen dışarıdan <laughs> işçi aldığı gibi, dışarıdan pazarlama hizmeti aldığı gibi, dışarıdan elektrik hizmeti aldığı gibi, bir de dışarıdan bu işi e, ya, nihayete erdirebilmesi için belli bir miktar sermaye de almak zorunda ise işte o zaman finansman maliyeti dediğimiz mesele gündeme geliyor. Şimdi işçiyi alırken düşünelim. İşçiye diyor gel burada işte bir gün çalışırsan yevmiyen şu kadar. Enerjiyi alıyor diyor ki enerji tüketiyor diyor bedelin şu kadar. Pazarlamacı diyor bunu pazarla bedelin bu kadar. Fakat paraya geldiğimiz zaman bu finansman dediğimiz paraya geldiğimiz zaman birilerine diyor ki ya senin cebinde fazla paralar var o paraları bana ver. Ben bu paralarla işte şu işi e, sonuca ulaştırayım. E, o kişi de eğer şöyle düşünün. Parayı çok rahatlıkla böyle matbaada basan basma yetkisine sahip yahut da bu sistemle işbirliği yapmış para babaları olduğunu düşünürsek çok rahatlıkla bir milyon mu istiyorsun al bir milyon iki milyon mu al iki milyon on milyon mu al on milyon ama yeter ki bana örneğin yüzde on fazlasıyla geri vereceksin diyerek veriyor. Yani olmayan şeyi veriyor. Evet. Aslında evet. hiçbir şey değil. Ne mal, ne şu, ne bu. Bir de zaten bilgisayarlarda rakama dönüştü şimdi. Evet. Kaydı hiçbir sistem. şey vermiyor. Karşısında senin malını alıyor. Böyle bir soygun acaba tarihin bir başka döneminde görülmüş mü? Ben hep düşünüyorum. Yani bu insanlık ne kadar geri zekalı diye düşünüyorum ya. Hakikaten hiç kusura bakmasınlar. Ya şimdi bir mahkemeye verilse bu para babaları, denir, "Ne verdin sen buna? Bir kağıdın üzerine rakam yazdım. Lan bu mal mı?" "Ya efendi bir bilgisayar üzerine rakamlar yazdım, verdim. E karşılığında adamın bütün emeklerini, bütün malını, mülkünü aldın. Senin bir taraf bütün alacaklarını sildimdir. Sen alacağın falan yok. Şimdiye kadar aldıklarını da getir. Bu milleti bu kadar sıkıntıya sokmandan dolayı da sana şu kadar ceza veriyorumdir." Bugün akıllı bir mahkeme olsa bunlara yapacağı budur. Evet. Yani şimdi o diğer girdiler, diğer girdiler, e, bil fiil bu üretimin içinde bir parça olarak, unsur olarak Var. yer alıyor ve kadere de beraber katlanıyor. Kar ederse, karlı giderse herkes alacağını alıyor. Zarar ederse alamıyor. Fakat bu borç veren, kişiye geldiğimiz zaman, sermaye dara geldiğimiz zaman sermayedar diyor ki ben sana işte bir milyonu veririm. İster bu kitap basılsın, basılmasın, matbaada yansın, piyasada tutsun, tutmasın, istediğin fiyattan saat satma, hiç ben ilgilendirmez, deprem olsun, yansın, ben ilgilendirmez, verdiğim parayı artı yüzde şu kadar faizimi isterim diyor. Şimdi bu... Ve yani bunda garantisi de ister. E, tabii garanti. Yani hukuki zeminini bu şekilde kurmuşlar. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Peki bu hangi yollarla oluyor? İşte bir, bankalardan kredi yoluyla oluyor. İki, tahvil ve bono ihracı yoluyla bu işler yapılıyor. İşte bugün yeni modalar çıktı. Sükuktur, teverruktur falan güya İslami e, finansal enstrümanlar adı altında. Bunlarla yapılıyor. Bu sadece bu işlemler yapılırken sadece bankanın eklediği örneğin yüzde on değil. Bu süreç içerisinde araya giren birçok aracılar var. Onlar da kendilerine göre bir takım şeyler istiyorlar ve onların da maliyetleri tümü bunun üzerine bina ediliyor. Ve şu kitabın fiyatı örneğin normal şartlarda 5 lira olacaksa 10 liraya çıkıyor. İşte sadece o parazit yiyiciler tarafından onların dolayısıyla. O birinci aşamada oluyor. Sonra döndükçe artıyor. Ya ondan döndükçe sonra bu döndükçe artıyor, tabii. Artıyor, yani artıyor. bütün ekonominin bütün çarklarında bu bu şekilde böyle bir parazit gibi gidiyor. Peki şöyle olsa. Yani ideali de şu. Senin paran mı var? Doğru. Bu kitabın basımında sende katkıda mı bulunmak istiyorsun? Tamam. Hani az önce Batılıların o efendi fedakarlıktır vesaire dediğimizi tekrar hatırlarsak. Buyur. Koy burada ihtiyaç olan parayı, paran oranında bu projenin ortağı ol. Yüzde onluğuna ortak ol. Koy bu proje, bu kitap hayata geçsin. Kar edersen kar. Karın yüzde onunu eğer şey yüz kaça anlaşmışsan sermaye oranında karını al. Ama Hı. proje tutmazsa zararına da katlanacaksın. Nitekim bakın mesela işçi katılıyor. Tamam işçi de buraya katılıyor. Fakat işçi eve gittiği zaman dinleniyor, dinleniyor, tekrar yeni bir enerji topluyor. Ertesi gün gelip tekrar enerjisini harcıyor. Akşam evine gidiyor, tekrar enerjiyi harcıyor. Yani veyahut da siz bunu ham maddeyi aldınız, malzemeyi aldınız. Malzemeyi satan kişi de satmak suretiyle katkıda bulunuyor. Fakat siz malzemeyi aldınız, para verdiniz. Bu kişi gidiyor, başka yerden tekrar bu malzemeyi buluyor. Getiriyor, tekrar bir kitapçıya satıyor. Yani insanlık için katma değer üretici, nitelikli, e, i̇ktisadi faaliyette bulunmak suretiyle eğer kazanç sağlayabiliyorsa sağlıyor. Ama sermaye faizli yolla sermayeyi veren kişiler, taraflar hiçbir buradan bir milyon alıyor oturduğu yerde tekrar bir milyonu yüzü tekrar veriyor, tekrar alıyor, tekrar veriyor, tekrar alıyor, tekrar veriyor. Siz şimdi bugün bunu e, dünya çapında, global anlamda, uluslararası anlamda düşündüğümüz zaman. Bakın şu anda Türkiye'de son günlerde işte Amerika'nın mahkemeleri şunlar bunlar Türkiye aleyhine bir takım bankacılık sistemiyle ilgili bir takım teşebbüsler var. En nihayetinde korkulan nedir? Efendim Amerika sonuçta bizim bankacılık sistemimize şöyle bir e, darbe vurur. Bankalarımız dışarıdan borç, para bulamazlar. Vallahi keşke neden? keşke vursa da. Neden? Çünkü keşke vursa da bunu yani bu kendini bir şey zannediyor bu adamlar ya. Bunlar 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 kadar ya bugün bunlar kadar böyle zayıf. Yani bankalar kadar zayıf ve güçsüz hiçbir kuruluş yoktur yer üstünde. Ama onlar sadece şeylerle, propagandalarla ayakta dururlar. Şimdi zaten yok hiçbir şeyleri yoktur. Mesela, Bomboş. Mesela bankalara dikkat edin. Yani şu dünyadaki e, ekonomik aktörlere bakalım. Bankalar, e, fabrikalar, Fabrikaları bakın kenarda köşede böyle dışarıdan baktığınız zaman boyaları dökük falan ama içeride harıl harıl insanlar çalışılır. Bankalara baktığınız zaman şehirlerin en merkezi yerlerinde cam plazalarda içleri boş ama dışları <laughs> süslü niye çünkü tamamen algı algı operasyonu güçlü her, gösterilme. Herkes her, sanki bir şey çabası. yapıyorlarmış gibi televizyona çıkıyorlar ekonomik bülten. Te şey gazetelerde ekonomik bülten hep beyin yıkamaya yönelik. Buna ne ya? Sanki bir şey bir şey yapıyorlarmış gibi. O kadar çok kendilerinin böyle affedersin kaval gibi öten şeyleri var ki. Evet. Yani şimdi burada mesela şu. Siz sisteminizi kendi öz yağınızla kavrularak ve emeğinizle, alın terinizle, kendi üretiminizle, kendi katkınızla, efendim e ekonomik çarkınızı e, işletmek üzere kurgulamazsanız, başkasının suyu ile çalışmak üzere bir sistem'i organize ederseniz, kendi kuyunuzu kazmazsanız, çıkarmazsanız, işte o zaman küçük bir e, rüzgarda, ya, bir e, yok yani ya. kendi suyunu, evet. kendin bulma yoluna gitmezsen, yani bugünkü finans diliyle öz kaynakla, efendim kendi finansmanını sağlamak üzere sistemini kurgulamazsan, kurmazsan, işte o yabancı kaynak sahipleri istediği an sende krizi çıkarır. Krizi çıkardığı zaman der ki faiz oranları yükselecek. Kusura bakma sizde risk var. Riske göre ben faizin yani finansman maliyetinin neymiş. Doların fiyatı artıyor. Dolar diye bir para mı var ki fiyat artsın? Allah aşkına ya. Nesi var ki fiyat artıyor? Nedir o? Yani bu bu ne kadar şeydir yani artık bu millet insanlar akıllarının başlarına alsınlar ya. Evet. Yani dolayısıyla bizim e, üzerinde odaklanmamız gereken şey işte o, o dersin başında hocamızın ifade ettiği finansman meselesi. E, finansmanı biz e, finansman diyelim yahut da sermaye bulma diyelim sermaye sağlama diyelim. Bunu meşru zeminde yapmak zorundayız. Meşru zemini de aslında var. İnsanlık bunu tarihten beri icat etmiş. Aslında uygulamış. var değil. Dünyanın her yerinde zaten o meşru zemin olmasa o para babaları içecek bir bardak su bulamazlar evet, ya. Evet, meşru. Dünyanın her yerinde o real ekonomi zaten işliyor. Burada yapılacak olan şey, bu adamların, o insanların şey kanlarını emmelerine müsaade etmemektir, evet. bitti. Gayet kolay. Efendim İslami finansman dediğiniz o kadar şey, ya ne ne uğraşıyorsun kardeşim, burası karanlık mı? Lambayı yaktı mı biter. Lambayı yaktım zaten bütün fareler kaçar, kaçacak deli kararlar. Ne uğraşıyorsun? Sen faizi yasakla bak bir tane banka kalıyor mu hayatın? Bitti. Bu kadar basit. Ben şöyle son bir örnekle tamam, bitireyim. Mesela şöyle düşünelim, siz eğer sisteminizi şöyle bir köy düşünün veya kasabada düşünün. Bütün iktisadi faaliyetlerde bulunan kişiler diyor ki ben ancak Kardeşim ticari gerçek, reel iktisadi ilişkisi ilişki içerisinde para transferine girerim. Paran var mı? Gel benden mal al, para ver. Kusura bakma borç olarak senden para almam dese. Elinde parası olan insanlar da sadece faiz yöntemiyle ben bu işi yapmak istiyorum dese kendisine müşteri bulabilir mi? Bulamaz. Bunu siz global anlamda düşünün. Türkiye örneğin yurt dışındaki para babalarına dese ki mesela işte biz köprüleri yaptık, tünelleri yaptık, yapıyoruz. Havaalanını yaptık, yapıyoruz. Kardeşim bu havaalanına sen finansman mı sağlamak istiyorsun? Bu havaalanının finansmanını ortaklık yoluyla yapacaksın. Yüzde şu kadarına ortak olman şartıyla ver şu kadar para. Bu havaalanı inşa edilsin. Gelirinden de ana paranı ve sermayeni alabiliyorsan al kar ediyorsan. Alamaz, Aksi alamaz. halde kusura bakma ben senin faizli paranı almam dese. Şu kadar trilyon dolar, milyar dolar parayı faizle borç verenler ve daha sonra da bizim köprüden geçerken her gün ödediğimiz o paraları e, verebilirler mi o insan? Veremez. E veremediği zaman ne yapacak parasını? <laughs> o da para, o da o paradan bir gelir elde etmek istiyor. Mecburen o parayı sizin dayattığınız ama meşru zeminde size getirip vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla o da e, taşın altına elini sokmuş olacak ve taşın altına elini soktuğu zaman da senin projelerinin akamete uğraması için değil, senin projelerin başarılı olması için o da bir şekilde mecburen çünkü sonuçta kendisi de e, bundan kar edecek, e, kendisi de bu şekilde elinden geldiği katkıyı yapabilecek. Dolayısıyla bizim e, bu o, finansman maliyeti dediğimiz mesele. Tabii çok detaylı, çok ayrıntılı ama sonuçta faiz olarak ki bir diğer önemli noktada onu da söyleyelim ve bitirelim. Ee, maalesef bizim finansal sistemimiz faizle borçlanmayı teşvik edici, mükafatlandırıcı şekilde kurgulanmış. Yönetmelikler bu şekilde oluşturulmuş. Öz kaynakla yani insan kendi parası bile olsa o yeni projeye kendi parasını koymak istemiyor dışarıdan faizle borç aldığım zaman diyor, ben faiz giderini vergi matrahından düşerim diyor. Çünkü kanunlar, yönetmelikler bu şekilde oluşturulmuş. Faizci teşvik. Faizciliği teşvik edici bir şekilde oluşturulmuş. Dolayısıyla biz burada e, bu meseleleri daha detaylı, daha ayrıntılı, çok uzun konuşmamız, anlamamız ve e, millete de bunu anlatmamız gerekiyor. Evet yani şöyle bir bardak su içtiğin zaman bunun, yani %50'den daha fazlası faizdir. Ben faizle uğraşmıyorum. Uğraşmıyorum de. Çünkü o çarkın her dönüşünde faizciye para gidiyor. Bir de şeylerde mesela işte bu kapitalist kapitalist ne demek? Paradan yana olan demek. Zenginden yana olan sistem. Sistem tümüyle zenginden yana kurulduğu için böyle sistemlerde en zor durumda olanlar devletlerdir. Siz devletleri güçlü falan zannedersin. Ne güçlüsü ya? Ne güçlüsü? Hep, hepsi para babalarının oyuncağı haline gelirler bir müddet sonra. ya. Bakın şimdi koskoca Amerika 23 trilyon dolar borçlu deniyor. Kime? Bir iki tane para babasına. E ne, ne vermişler de almış, bu, bu kadar borçlanmışlar. Bütün Amerikan halkı böyle inim inim inliyor. Şimdi peki bunu ödemek için ne yapıyor Amerika vergilerle uğraşıyor. Fay, şey, efendim para basıyor. He? para basıyor, bir şeyler yapıyor. Her defasında problemi büyütüyor. Türkiye'de de aynı. Şimdi bakın burada, burada iş yapanlar ciddi anlamda şey yapılıyor, cezalandırılıyor. E ben ben bir tane işçi çalıştıracağım. Ver bakayım onun şeyini, sigortasını. Yok efendim onun vergisini, onun işçisini bulsun. Ya dur daha ben daha işe başlamadım ya. İşim bitti. Ya, tamam. Yo. Tazminatını vereceksin. Ya bu ne oluyor kardeşim ya? Şimdi öyle bir hale getiriyorlar ki tüm iş alanları da kendi ellerinde olsun. Şimdi büyük bir iş adamı bana demişti ki birkaç kere ben bunu size söyledim. Ya hocam sen hep faize karşı çıkıyorsun. Biz ne yapalım kredisiz? Ya, dedim ki ya bırak Allah'ını seversin. Halkın büyük büyük iş adamı zengin gördükleri faiz, ba faiz babalarının, para babalarının taşeronu değil mi dedim? Hemen sustu. Aa biliyormuş <laughs> diye. Bugün maalesef devletler de köleleştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in asla kabul etmediği şey Allah'tan başkasına kul olmaktır. Borç borç insanı köleleştirir. Onun için sistem borca dayalı olamaz. Onun için İslami finans diye bir kavram olamaz. Finans dediğiniz zaman borçsuz düşünülemez bu. E ama peki ama be be biz bu şeyi nasıl halledeceğiz? Gayet kolay kardeşim. Bak Allahü Teala ne diyor? Bakara 276. ayet diyor ki yamhakulla ribe ve yurbi's sadakat. Allah faizli işlemleri daraltır ama sadakaları genişletir. Sadaka kelimesi vergi anlamındadır. Vergi, yani şeye, şeye baktığınız zaman Tevbe suresine Müslümandan da alınana gayrimüslimden de alınana sadaka denir. Gayrimüsliminin verdiği devlete sadakatini gösterir. Müslümanın vermiş olduğu Allah'ın emirlerine de sadakatini gösterdiği için zekat diye de adlandırılır. Dolayısıyla gayrimüslimin vergisiyle Müslümanın vergisi arasında hiçbir fark yoktur Kur'an-ı Kerim'e göre. Gelenekselde koymuşlar. Efendim bir de bir cizye uydurmuşlar. İşte kişi başı vergiler gayrimüslimlerden falan filan. Yani bir acayip bir şey. Neyse. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki bak mesela şimdi şurada Ben sizden bir birinize 100 lira versem bana 110 lira ver diye. Ha. Aynı iş adamının CEO'su, CEO'su bana dedi ki: "Ya hocam tamam ama" dedi. Bu dediğim çok büyük bir, bir firma yani. "Hocam öyle ama benim şimdi dedi bir projem var, param da yok. Ne yapacağım? Kaç lira ihtiyacım var?" dedim. Mesela 1 milyon lira dedi. "Ne zaman ödersin?" dedim. "6 ay sonra. Tamam ben sana 1 milyon lira veriyorum. 6 ay sonra bana 800 bin lira ver. Faiz istemiyorum. 200 de senin olsun. Ödeyebilir misin 6 ay sonra? Bak dedim sen öyle şey üniversitelerdeki hayalciler değilsin. Sen gerçek reel ekonomiyi bilen bir adamsın. Ona göre cevap ver. Yok dedi veremem. Ha, ne yapacaksın? Tekrar faizi kredi alacak. Ondan sonra ne olacak dedim. Hmm, dedi böyle. Ha falan. Şimdi ama ama bir kere sadaka kelimesi son derece önemli. Bir kere sadaka, yani vergi Kur'an-ı Kerim'e göre artı bir şey yapan fazla su olandan alınır. Yani bir e, artı değer üretebilen bir kişiden alınır. Bir adamın eğer işte ev, evden alınmaz. Otomobilden alınmaz. Yiyeceklerden alınmaz. Yani tüketim maddelerinden alınmaz. Ama o tüketim maddelerini üreten kişilerden bizzat mal olarak alınır. Para olarak değil. Bugün vergi para olarak istiyorlar. Niye? Çünkü para babaları her tarafı esir almış. Kardeşim iş, iş sahasında olanlar bilir. Ben ürettiğimden çok rahatlıkla verebilirim vergimi. Ama benden para istettiğiniz zaman ben para üretmiyorum ki. Ben nereden bulup da vereceğim sana? Büyük büyük firmalar küçücük paralarla batarlar. Küçük küçük para ihtiyaçları ile batarlar. Yani tıpkı o damarların arasında bir şey e, tıkanma olduğu gibi koskoca vücut bakarsınız ki kalp krizinden ölmüş gitmiş. Şimdi işte Allahü Teala burada diyor ki Allah faizi daraltır. Piyasaya ben yüz, piyasanın tüm parası 100 bin lira mı? 10 bin lira verip 11 bin lira aldım mı? Piyasanın parası düşüyor 99'a. Her alışverişte piyasanın parası düşüyor, benim param artıyor. Artıyor bir mi? de sonra insanlar tamamen benim kontrolümde olacaklar. Artık dükkanlar kapanacak. Bugün Türkiye'de olduğu gibi çek ve senet şey yapacak, ortalığı saracak. Efendim çekler ödemmiyor. E, i̇şçimizin maaşını ödemiyoruz. E, iş, i̇ş yerini kapatsak bir sürü tazminat ödememiz lazım. Ne yapalım? Efendim bir taraftan da. Ben kazanamadığım halde devlet benden vergi alıyor. Bakın şu anda şu Süleymaniye Vakfı ya bunlar bir kuruş bu kadar geliyor. Bir kuruş sizden alıyor muyuz? Ya ayda 40 bin lira vergi ödüyoruz ya. Ya burası burasına sizin devlet olarak büyük destek vermeniz lazım. Ama bu yapı veremez. Şu kişi bu kişinin işi değil. Yapı böyle. Çünkü para babalarına gidecek. Sen ister istediğin kadar faize karşı çık. Yok burada dersler yap falan filan. Verdiklerinizin çoğu para babalarına gidiyor. Evet sen faizcilik yapmıyorsun. Sen o harama girmiyorsun ama. Şimdi Allahü Teala bir başka ayette de diyor ki şeyde 30. surede Rum suresinde bunun 39. ayetinde diyor ki ve ma ateytum minni bellenas insanların malları malları içinde artsın diye malları içinde artsın. Çünkü parayı geri ödeyemeyecek durumda olana kimse borç para vermez. Geri ödemeyi garanti edeceğiniz için malları içinde artsın diye diyor Allah. Faize faize verdiğiniz mallar felayer bu Allah katında artmaz. Ama ve ma ateytum min zekatin turidune ve çallah fe ulaikumul Allah rızası için vereceğiniz zekata gelince çünkü mümin verirse zekat ve sadaka olur. Başkası olursa gayrimüslim verirse sadece sadaka olur. Devlete de sadakatini gösterir. Allah onu kat kat artırır. Ne demek? Şimdi ben sıkıntıdayım kardeşim. O sıkıntıda olan bir kişinin bir kere yiyeceğini karşılaştınız. Yiyeceğin karşı sadece o değil. Bakın zekatın verme kalemlerinden bir tanesi de borçlulardır. Yani aldığınız bütün verginin sekizde birini borçlular için ayıracaksınız. Adam şimdi e, tekrar ediyorum ticaret ve sanayi içerisinde olan insanlar ya bazen yarım saatlik bir paraya ihtiyacınız olur. İş yapanlar bunu çok iyi bilir. Ya bulamaz, bulamadığınız zaman çok ciddi sıkıntılara girersiniz. İşte bazen bir aylık, bazen şu, bu falan. İşte onları da karşılayacak olan sadakalarla karşılayacaksınız. Bu sistemini buna göre oluşturacaksınız. Ve işçi sigortası, memur sigortası bunları kaldıracaksınız. Bu olmaz. Bu insanları köleleştirmedir. Başka bir şey değil. Herkes emekliliğe odaklanıyor. Ya bırakın kardeşim, herkes hür olsun. Efendim tamam ben şu iş çok iyi ama ben şimdi falan yerde memurum ben ne yapayım? İşte şu, da işçiyim işte sigortam var şuyum var buyum var. Bunu genelleştirin. Dağdaki çobanın bu memlekete faydası falan yerde çalışan işçiden daha mı az ki o adamın sigortası yoktur diye hastaneye de şey yapmayacaksınız? O zaman bu bir de kurumsallaşma denen batıdan gelen bu büyük kazıkları da artık yutmamamız lazım. Çünkü sizi kurumlara ayırıyor. Her bir kurumu dışarıdan çok rahat bir şekilde idare ediyor. Sen devletin başına geçsen bile bir şapka gibi oluyorsun. İşte sen dışarıdan milistan diyor ki bu çok son derece güçlü. E dışarıdan öyle görüyor. Bir de iş işin içine bak bakalım. Onun için bu zekat son derece önemlidir ama ama ya Allah rızası için bakıyorum ya. Ben birisine ben burada sizden birisine diyelim işte bin kişi olsun, hepsi birbirine borçlu olsa, birisine yüz lira versem, borcunu ödesin diye, o da arkadaşına herkes on dakika sonra bin kişinin de borcu biter. O ona, o ona, o ona öder. En son kişi de bana olan borcunu öder ve benim yüz liram yüz bin liralık iş görmüş olur. Herkes rahatlamış. İşte şey ne oldu? İşte böyle kan dolaşımı gibi bütün insanları rahatlattı. Ama verdiğimden fazlasını aldığım zaman bir müddet sonra bütün toplum berbat olur. Bütün toplum berbat olur. İşte Allahü Teala zekat kelimesi şey yapıyor. Bizimki bizim tefsirlere bakıyorsunuz. Zekat veren daha çok sevap alır. Lan Allah'tan korkun. Ya riba kelimesini tuttunuz işlem yerine isim haline getirdiniz, anlaşılmaz hale getirdiniz. Tefs şeyler, fıkıhlar tanım, faizi tanımlamaz bir hale getirdiler. E şimdi zekatı da sevap diyeceksiniz. Ya kardeşim bu işin ekonomik tarafına niye bakmazsınız hiçbiriniz? Ve bu üzerinde mesela sen bir doktora yaptırıyorsun bu konuda. Hiç şeylerde var mı kitaplarda zekatı sevap dışında bir anlayan birisi var mı? Bakalım göreceğiz. Ben şu ana kadar bulamadım. Evet şimdi bir de mesela Karzı Hasen, ben malımdan çıkaracağım. Tamam kardeşim. Karşı taraf ödeyemeyecek durumdaysa ben ona zekat verecek durumda. Zaten ben de ben birisine borç verebiliyorsam demek ki param var. O zaman zekatımı da sayabiliyorum. Saymasam zaten ben mümin bir insanım. Allahü Teala bu konuda bize inanıyorsam büyük mü şey mükafatlar da vaat ediyor. Karzı Hasan ile ilgili şöyle bir iki tane ayet oku. Şey yapalım. Evet, aslında fazla süre kalmadığı için ben hepinize katıldığımı bildiriyorum. <laughs> Hepiniz doğru güzel söylediniz. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Bu karzı Hasan dediğimiz kavram Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 6 ayette kullanılıyor 10 küsür defa. Karşılıksız olarak borç vermek demek. Yani karşılıksız olarak dediğim geri alırken ne verdiyseniz aynısıyla geri almak üzere birisine borç vermek. Buna karz deniyor ve Cenab-ı Hak bunu hasen kelimesiyle sıfatlandırıyor. Yani güzel bir borç. Güzel olması hem dünyevi açıdan faydalarının hem de uhrevi açıdan faydaların olmasından dolayıdır. Mesela Bakara suresinin 245. ayetinde bunu teşvik edici olarak şöyle buyurmuş Cenab-ı Hak. Men zellezi kardan hasenen. Her kim Allah'a güzel bir borç verirse, işte bakın yukridullaha kardan hasenen, kardı hasen. Allah'a borç vermek burada hani Cenab-ı Hakk'ın şahsına kimsenin bir şey vereceği edeceği falan yok. Tabii ki bu Allah için topluma, toplumda ihtiyacı olan birilerine vermek anlamında algılanıyor. Kim Allah'a güzel bir borç verirse şunu çok iyi bilsin ki fe yudaifehu lehu adafen kesira. Allah ona kat kat fazlasını verecektir. Bakın aslında bu ve benzeri bütün ayetlerde temel espri insanın Allah'a güvenip güvenmediğidir. Şimdi bizim baştan beri anlattığımız hususların muhatabı tüm insanlardır. Faizle içli dışı olan tüm insanlar ama onlar içinde birinci muhatabımız bizim Allah'a iman ettiğini yani Allah'a sonsuz güvendiğini iddia eden müminlerdir. Konuştuğumuz zaman duyduğumuz şeyler hep aynıdır. Aman faizsiz bunlar nasıl olacak? Paraya ihtiyacımız var kim verecek bize bunu? Olmaz. E Cenab-ı Hak bunları söylerken peki bugünleri öngöremedi mi? Haşa. Yani 1400 yıl önce bu ayetler indiğinde 2000'li yıllarda insanların içine düştüğü finansman sorununu, çözümünü Allah hesap edemedi mi? Siz bunu mu demek istiyorsunuz? Yani mesela buraya mı gelsin? Allah böyle diyorsa ben kat kat fazlasını vereceğim diyorsa buna iman etmek zorunda değil miyiz biz? Peki lafla iman ettiğimizi söyleyip pratikte ya öyle iman ediyoruz eyvallah ama yapmaya gelince e, ne yapalım onsuz da olmuyor bak Allah'ın garantisi var. Her kim borcunu, ödüncünü faizsiz bir şekilde karşı tarafa verirse Allah ona kat kat fazlasını geri döndürecek. Nerede? Hem bu dünyada hem ahirette. Evet. İki tarafta da. Çünkü niye? Vallahu yakvidu ve yebsu. Daraltan da Allah, genişleten de Allah. Yani Az veren de kurayım. Allah, çok veren de Allah'tır. Evet. Tabii. Bir ayeti kerime daha var. Müzzemmil suresinin 20. ayeti. İstersen vakit bitti. Tabii yani şey sadece yapalım. bunu söyleyeceğim. O yüzden 5 tamam, tamam. ayeti okuyamıyorum. Tamam. Orada da Cenab-ı hak buyuruyor ki ve akımu salate. Namazı kılınız, o namazı kılın ve atuz zekate. Zekatı, o bildiğiniz zekatı verin. Ve aqridullaha kardan hasena. Bunun yanında bir de Allah için Allah'a güzel bir borç verin. Yani borcu Allah için karşılıksız fazla karşılık almadan verin ve bilin ki ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin Allah rızası gözeterek kendiniz için yapacağınız her hayır teciduhu indallah onu mutlaka Allah katında bulacaksınız. Yani hiçbir şey boşa gitmiyor. O yüzden çok kısa yani bu şeyi Resulullah'ın dilinden nakledeyim ve sözü bitireyim. O kadar güzel ifade etmiş ki Allah'ın Resulü diyor ki Allah için verdiğiniz mal gerçekte sizin kendi malınızdır. Yani sizin gerçek malınız Allah için çıkarıp harcadığınızdır. Halbuki zahiren cepten gidiyor. Ama bil ki gerçek mal ol. Niye? Hem dünyada hem ahirette geri dönüşü Allah tarafından garanti edildiği için. Allah'tan daha iyi garanti verebilecek olan başka bir makamda olmadığı için bu ayetlere özen göstermek lazım diğerlerini ayet numarasını söyleyerek geçeyim bakmak isteyenler işte okuyabilirler. Şey yapalım onu artık olurlar. Maide 12, Hı. Hadid suresi 11 ve 18, 18, Tegabun suresi de 17. ayetlerde de bu karza hasen kavramı Cenab-ı Hak tarafından teşvik ediliyor. Şimdi burada deniyor ki tamam peki Faiz kalkarsa ne yapacağız ya kardeşim? Yani şimdi bir burada bir pislik var, bir leş var, Ko koku ortalığı sarmış herkesi rahatı. E belki bunu leşi kaldı, e bunu kaldırırsak yerine ne koyacağız? O yerine bir şey koyacaksan daha niye kaldırıyorsun? Allah yasaklamışsa bitti kaldır. Ondan sonrası kolay. Zaten bütün insanlar rahat bir şekilde üretimi yapar. Bir insanları köleleştirmenin önünü aç. Ben bugün işçiyi çalıştırıyorum, tamam anlaşmayı rahat bir şekilde yaparım. Sen benim işime ne karışıyorsun? Devlet tanrı olmaktan çıksın. Devlet diye ayrı bir varlık yok. Oturup devlette bir bardak çay içeniniz var mı? Hiç de tokalaşanınız oldu mu? E kardeşim şey bu idarenin başındaki ne kadar devletse ben de o kadar devlet. Bu memleketi sıkıntıya sokan her şeyi ben de sıkıntıya sokar. Öyleyse yapılacak şey ne? Allah'ın emirlerini yerine getirerek. Çünkü tabiatı yaratan o, kuralı koyan o. Ona uyma, uy uyduğumuz zaman göreceksiniz ki bir işçi çalıştırmak son derece ucuza mal olacak. İşçilerin her birisi aynı zamanda üretici olacak. Öyle köle olmayacak. Herkes her an bir kriz olabilir diye kendisi kendine göre küçük bir işletme kuracak her an bir başka işe geçebilecek. O, o sonra te tecrübesini geliştirecek. Herkes üretici olacak. Bugünkü gibi değil. Ona göre eğitimimizi değiştirmemiz lazım. Ona göre hayat anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman devreye faiz girmezse, finansman maliyeti dediğimiz olay girmezse, onların oluşturduğu yapıyı ortadan kaldırırsanız, mesela Türkiye'de bunu yapsak dünyanın en ucuz ülkesi olur burası. Her şey çok ucuz olur üretimin en kolay yapıldığı yeri olur. Ve bir de bu yine devlet öyle her şeye karışmazsa it ithalata karışıyor, ihracata karışıyor. Şunu alırsın, şunu sat. Ya kardeşim ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Devlet tanrı olmaktan vazgeçsin. Çünkü batı batı da devlet tanrıdır. Artık şey yapması lazım. Bu işlerden bu işlerden vazgeçmemiz lazım girişler, çıkışlar, her şey son derece rahat olur. Sadece güvenliği sağlamak gerekir. O zaman dünyanın en ucuz üretimini yaparız, en kaliteli üretimini yaparız ve insanımız son derece mutlu olur ve bütün dünyanın hedefi durumuna gelir ve merkez oluruz, bütün dünyada örnek oluruz. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bir, bu işi başarabiliriz. Ya başarmak için çok kolay yani sadece Allah'ın emrini yerine getir yeter. Başka ki kurallar, ka kanunlar uğraşma. Allah'a güvenmiyor musun kardeşim? Allah öyle diyor, söyledir, bitti. Bitti, o kadar. Allahü Teala yardımcımız olsun, Cenab-ı Hak şıtasından ayırmasın. Allahü Teala doğruları güzel bir şekilde görüp uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun.